Değerli basın mensupları, 25.7.2013 tarihinde yayınlanan resmi gazetede ilimizin 3 tane mahallesi riskli alan ilan edilip kentsel dönüşüm alanına dahil edilmişlerdi. Akabinde yerel seçimleri geçiren dönemin Burdur Belediye Başkanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı'yla yaptığı protokol ile 3 mahallenin önce yıkım işini, arkasından da yapım işini Burdur Belediyesi olarak taahhüt edip yani işin taşeronluğunu alıp protokol yapmışlardı. O günden bugüne beklemede olan bu mahalle halkının büyük direnciyle durdurulan ilimizdeki kentsel dönüşüm, bu yoksullar için bir yıkım olan, birileri için de ransal bir getirisi olan, ransal dönüşüm isminde taktığımız bu projenin uygulanmasının durdurulması için Burdur Belediye Başkanı Sayın Ali Orkun Ercengiz'den mahalle halkı olarak talepte bulunduk. Dedik ki Sabahattin Akkaya'nın yapmış olduğu protokolün iptal edilerek bakanlığa iade edilmesini, bu yoksul insanların evlerinden, yurtlarından sökülmemesi talebinde bulunduk. Yaptığımız görüşmede Sayın Belediye Başkanı mahallenin talebini kabul ettiğini, daha önce de vaadi olduğunu, bu halkın istemediği hiçbir şeyin yanında olmayacağını, yapmayacağını beyan ettiler. Sabahattin Akkaya'nın bakanlıkla yapmış olduğu protokolü önümüzdeki günlerde bakanlığa iade edeceği müjdesini Burdur mahalle sakinlerine biraz önce verdiler. Değerli basın mensupları, bundan sonraki süreç Bakanlar Kurulu kararnamesinin iptal ettirilmesi olmaktadır ki mahalle halkı ve Burdur olarak önümüzdeki günlerde uzun bir Ankara maratonunu yaşayacağız, birlikte göreceğiz. Burdur halkı olarak gösterdiğimiz bir yıldır gösterdiğimiz bu direncin direnç sayesinde kentsel dönüşüm bir yıldır Burdur'da uygulanamadı ve uygulatmayacağız. Bunun için Ankara'da günlerce kalmak gerekiyorsa bile bu mahalle halkıyla beraber kalacağız. Bakanlar Kurulu'ndan çıkmış olan idam fermanımız içeren bu insanların kentin dışına itilmesini, köyüne gönderilmesini amaçlayan projenin iptal edilmesini sağlayacağız. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Öyle istiyoruz.